Bunları nasıl anlayacağız bu işleri? Kur'an'ı nasıl anlayacağız? Hafızlarımız Kur'an-ı Kerim'i okuyor fakat anlayamıyor, anlatamıyor. Hiç unutmam, bir cenazeye davet edilmiştik. Sevdiğimiz genç bir kardeşimiz kazada vefat etmişti. Bir caminin avlusundan, musalla taşından kalkacak, biz de gittik. Cenaze yıkanıyor gasilhanede. Misal olsun da söylüyorum yani. Yıkanıyor. Genç, delikanlı, mümin, mücahit bir kardeşimiz. Biz de bir odada, avluda, bir caminin odasında oturuyoruz. Kalabalığız. Derken kazada ölen rahmetli kardeşimizin hanımı gelmiş. Hanımı gelmiş, demiş ki ben hayli zaman oldu, eşimi, kocamı göremedim. Vefat etti kazada, şimdi yıkanıyor, kefenlenecek, bir daha göremeyeceğim. Kefenlemeden evvel ben kocamı görmek istiyorum, demiş. Kadın, nikahlı karısı. 5 yetimi vardı rahmetlinin. O cenazeyi yıkayan, başında sarık cübbeyle bulunan belediye imamı, şimdi biliyorsunuz cenaze imamları belediyeden geliyor, Diyanet'ten gelmiyor. Belediye teşkilatının, cenaze teşkilatındaki cenaze imamı, soruklu cübbeli hoca, hafız üstelik, demiş ki kardeşim, kocan demiş öldü, daha sen demiş göremesin onu, nikahınız düştü, daha göremesin. Kadın tabii bir şey bilmiyor, demiş ki hayır göreceğim, göremezsin göreceğim, göremezsin göreceğim. Kadına mani olmuşlar, bir velvele çıktı, bir gürültü koptu, derken bize geldiler, dediler hocam dışarıda bir durum var, bir olay var, nedir? Kadıncağız dediler, rahmetliyi görmeye gelmiş kocası tabii. Görmeden kefenlemeyin, görmeden kaldırmayın diyor. Cenazenin başındaki cenaze imamı da müsaade etmiyor, koymuyor dediler. Hemen müdahale ettik, cenaze imamını çağırdım. Dedim ki efendi, hafızı kelamsın sen, evet, tam hafız. Kur'an-ı Kerim'de dedim, ayet-i kerime var. Kocası ölen kadınlar 4 ay 10 gün bekleyecekler, 4 ay 10 gün nikahları devam ediyor. Kocası ölen kadın, kocasını yıkayabilir, kocasını gasilhanede yıkayabilir, avret yerine rahatlıkla bakabilir, kocasını kefenleyebilir, kocasını mezara götürebilir. Zira kocası ölen kadın, erba'ate eşhurin ve aşra ayeti kerimesiyle sabit, 4 ay 10 gün evlenemez, kocası öldükten sonra beklemek için Allah sınır koymuştur. 130 gün. Ayetten sabit. Sen bu ayeti okumadın mı dedim ya. Şöyle biraz durdu hocam dedi. Ben dedi Kur'an'ı dedi belki 70.000 defa hatim ettim. Vallahi bu ayeti görmedim dedi. Manasını bilmiyor. Üzüldü. Kadına müsaade ettik, gitti kocasını yıkadı, temizledi. Onları çıkarttı mı birilerini. Kefenledi kadın ağlıya ağlıya. Allah'ın müsaade ettiğine adam müsaade etmiyor. Cehalet sebebiyle. Zira kocası ölen bir kadın hemen arkasından 10 gün sonra, 15 gün sonra, bir ay sonra evlenemez. 130 gün bekleyecek. Erba'a, Arapça 4 demek. Erba'a fe eşhurin 4 ay. Ve haşra 10 demek. 4 ay 10 gün bekleyecek. Ondan sonra 4 ay 10 gün geçmeden evlenirse bu kadın fahişedir. Zaniyedir. Niye bekleyecek? Rabbimizin hikmeti var, sebebi var. Zira bir kadın kocası öldükten 10 gün 15 gün sonra evlenseydi, belli bir zaman sonra da hamile kaldığı ortaya çıksaydı, aa kadın hamileymiş diye ortaya çıksaydı, rahmetliden mi hamile kalmış, hemen evlendiği erkekten mi, nasıl anlayacaktınız? İşte 130 gün bekleyecek ki hamile olup olmadığı belli olsun da doğan çocuğun babası belli olsun. Kur'an-ı Kerim'i okuyan hafız içindeki hükümleri bilmiyorsa işte böyle olur. Mübarek Ramazan-ı Şerif yaklaştı. Haftaya Ramazan biliyorsunuz. Göreceğiz. Durmadan Kur'an-ı Kerim okunacak. Ama manası anlaşılmayacak. Manası anlatılmayacak. İnanç dünyasında okunan Kur'an ayetleri de biliyorsunuz tamamen denetime tabi. Arkadaşlarımız anlatıyor bize. TRT'de çalışanlar var Müslüman arkadaşlar. Hocam diyorlar hafız inanç dünyasında, şimdi biliyorsun Ramazan'da da Kur'anlar okunacak TRT'den, radyo ve televizyondan Kur'an-ı Kerimler okunacak, Türkçe açıklaması yapılacak. Resmen diyor hafızın okuyacağı Kur'an'ın sayfası önce denetleme kuruluna gidiyor. Okunacak olan Kur'an ayetlerinin
laiklikle bağdaşmayan ayetler olursa denetleme kurulu ayetleri çıkarıyor, şuradan şuraya kadar okuyacaksın diye resmen emir verir, ayetlerin bir kısmı atılıyor, bir kısmı alınıyor diyor. Vallahi böyle şu anda TRT'de hal bu. Ve siz de zaten şahitsiniz, bugüne kadar inanç dünyasında hafızlar Kur'an-ı Kerim okudu ve Türkçe yorumları, Türkçe açıklamaları yapıldı. Ramazan'da da yapılacak işte önümüzdeki haftada iftara doğru, sahura doğru, cibedek bir sürü adamlar. Hiç şimdiye kadar içkinin haram olduğu, zinanın haram olduğu, faizin haram olduğu ile alakalı ayetlerin okunduğunu ve Türkçe açıklamasının yapıldığına şahit oldunuz mu, olmadınız mı? Olmadınız. Denetleme kurulu var. Allah'ın kitabını denetliyor adam. Bu ayet laikliğe aykırıdır, okumayacaksın diye hafıza resmen emir geliyor. Türkiye böyle memleket.